Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir kimse inanıyorum, iman ettim dese, fakat Muhammed Aleyhisselam'a ve onun getirdiği İslamiyet'e uymasa, emirlerine tabi olmasa, bunun ahiretteki durumu nedir? Yani azaptan kurtulabilir mi ben inanıyorum demekle? Yani bugünkü misalle diyeyim ki geldim ben işte efendim bu liseye, bu koleje. Benim bir muhabbetim var. Ben çok seviyorum ya. Sizi de çok seviyorum. Eğitim şeklinizi de çok seviyorum. Ben sizinle beraberim dedim. Ama kaydımı yaptırmadım. Oraya girmedim. Onların dediği şekilde hareket etmedim. Ödevleri, dersleri yapmadım. Yapmadım. O lise, o kolej, o ortaokul neyse veyahut da o üniversite beni mezun eder mi? Sonunda da gittim. Hani diplomam dedim. Ha, diploma verir mi? Ve bana sahip çıkar mı? Olmaz. Ya bunu şirket bazında da verebilirsin. Adam geldi A şirketine. Aa dedi ben bu şirketi çok seviyorum ya, çok beğeniyorum, takdir ediyorum, her tarafta anlatıyorum falan filan. Her gün de geliyor bunu söyleyip söyleyip gidiyor. Ama ne müracaat ediyor, ne içeri giriyor, ne personel, ne de o şirketin dediğini yapıyor. Ay başında bana maaş verin diye. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Ben Allah-u Teala'ya inanıyorum ama onun gönderdiği peygamberi kabul etmiyorum. Onun dediği şekilde hareket etmiyorum. Allah-u Teala da buyuruyor ki İmran suresi 31. ayet-i kerimesinde ey sevgili peygamberim onlara de ki eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız ve Allah-u Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olunuz. Allah-u Teala bana tabi olanları sever. Cennetine koyar yani. Cenab-ı Hak açıkça buyuruyor bunu. Açıkça buyuruyor. Sen baştan kaybediyorsun. Ya Rabbi ben seni tanıyorum ama senin gönderdiği peygamberi de tanımıyorum. Başından kaybediyorsun yani. Baştan kaybediyorsun. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de açıkça hani bana tabi olmak için Resulüme tabi olun. Çünkü Allah-u Teala'yı bize tanıtıran, Allah-u Teala'dan gelen emir ve yasakları bize bildiren ve bunların tatbikat şeklini bize öğreten Resulullah Efendimiz'dir Aleyhisselatü Vesselam. Öbür türlü nasıl anlayacaksın? Nasıl öğreneceksin? Kafana göre. Oho kafana göre. Şimdi zamanımızda çok ya böyle mezhepsiz, dinsiz zındık. Bir tanesi o zındıklardan birisine cevap veriyor. Adam birisi çıktı diyor. Tabi etiketli zındık bunların çoğu prof olmuş. Birisi kalktı diyor. Evliyada keramet olmaz. Hani şey yapmaz. Öbürüsü diyor meşhur olacak diyor. Birisi evliyada keramet olmaz deyince diyor kerameti inkar etti diyor. Öbürüsü diyor kalktı diyor. O da mucizeyi inkar etti diyor. Birisi diyor Peygamber İsa Aleyhisselam'ın annesine aynı şekilde yok işte çift cinsiyetli dedi diyor. Meşhur olacak ya diyor. Birisi de diyor işte bilmem kaç cilt diyor kitap yazmış diyor. Bunu nereden yazdın? Bundan diyor hesaptan hesap kiram da demiyor. Hesaptan işte hiçbir alimde nakil yok diyor. Peki nereden buldun bunu? Ben buldum diyor. Şimdi bunu anlatan da diyor ki ya sen bulduysan ben de bulurum. Senin kitabını niye okuyayım diyor tamam mı? Doğru. Şimdi adam diyor ki ben buldum. İyi arkadaş da sana niye itibar edilsin ki? Sen bulduysan öbürüsü de bulur. Önemli olan senin benim bulmam değil. Allah-u Teala'nın gönderdiği elçinin bildirdiğidir. Yani Muhammed Aleyhisselam bildirdiğidir. Ona tabi olan kurtulacaktır. Aksi halde bunun, yok. Bunun tam tersini propaganda yapan din adamları da oldu zamanında biliyorsunuz. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı kelime-i tevhid söylerken La ilahe illallah demeniz yeterli dediler. Ama şimdi anlıyoruz ki yeterli değil. Yeterli değil. Daha başka şeyler olması lazım. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçiyor. Allah'a ve Resul'e. Allah'a ve Resul'e. Allah-u Teala kendi ismini zikrediyor, hemen Resul'ünü zikrediyor. Ona tabi olursanız bana tabi olur. Zaten yani birazcık aklı olan düşünür. Ya ben Allah-u Teala'ya nasıl tabi olacağım? Bana bir yol gösteren rehber olmadan. Bunun için Allah-u Teala beni yaratmış, beni benden iyi biliyor. Bunun için rehber gönderiyor, peygamber gönderiyor. Onunla emirlerini bildiriyor. O emirleri nasıl tatbik edilecek? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen aynı şekilde gelen ayet-i kerimeleri de anlayamadığını Cebrail Aleyhisselam'a sorardı. Burada murad-ı ilahi nedir diye. Bir seferinde Cebrail Aleyhisselam ben de bilmiyorum dedi. Allah-u Teala'ya arz edeyim. Arz etti geldi. Oradaki murad-ı ilahi şöyleymiş dedi bildirdi. Dolayısıyla
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'dan gelen emir ve yasakları insanlara nasıl tatbik edileceğini, namazın nasıl tutulacağını, kılınacağını, orucun nasıl tutulacağını, zekatın nelerden nasıl verileceğini, alışveriş bilgileri, insan hayatında, komşuluk hayatında, insanlarla münasebetlerde güzel ahlak nedir, nasıl olursa ne olur, bunların hepsini hem fiilen gösterdi hem kavlen, yani söz itibariyle anlattı. Eğer sen Peygamber Efendimiz'e tabi olmazsan kime tabi olacaksın? Nefsine. Kendine yani. Kendine tabi olan da aynı şekilde cehenneme mi gider? Tabii ki cehenneme gider. Başka bir yere gitme durumu söz konusu değil. Şimdi ama efendim işte benim aklım almıyor. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki his uzuvlarımız akıl ile anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi akıl da his uzuvlarımız akıl ile anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi hissettiğimiz uzuvlar var mesela. Dilimize acı bu. Hissediyoruz bunu. Tadı hissediyoruz. Tadı hissediyoruz. Şimdi dil 2 kere 2 4. Der ki o ne? His uzvu aklın ve zekanın o şeyini anlamaz. Anlamaz onu. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki his uzuvlarımız akılla anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi akıl da peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir. İnanmaktan başka çare yoktur diyor. Mesela Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri peygamberlerden sonra insanlığın zirvesine tırmanmıştır. Peki ne yaptı da o zirveye tırmandı? Tabiyeti çok yüksekti Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz baktı, ha dedi, bu dedi sıradan birisi değil. Bunun söyledikleri akılla makılla falan değil. Artık dedi akla ihtiyacım yok benim. Onu çıkardı. Peygamber Efendimiz beyaz dese beyaz, siyah derse siyah. Çünkü iyi anladı ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'i anlatırken o kendiliğinden bir şey söylemez. İşte estağfirullah illa vahyu yuha. Evet. Kendisine vahiyle bildirilenini söyler. Vahiyle bildirilenini söyler. Başka bir şey söylemez. Bu dedi Allah-u Teala'nın gönderdiği elçidir. Bu ne derse o. Ona da ihtiyacım yok artık dedi. Ona ihtiyacım yok. Tabiyeti çok yüksek oldu. Onun derecesi yüksek oldu. Öbürsü ya bir bakayım falan filan. Bakayım derken işte kaybediyor. Şeyde Akşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne talebe olup 3 senede kemale geliyor. İcazetleri onu gönderince 20 senedir Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin dergahına gelenler homurdanmaya başlıyor. Mübarek Akşemseddin köseymiş. Demişler ki efendim köse geldi 3 senede aldı götürdü. Biz demiş 20 senedir buradayız. Buyurlar ki köse biz ne dersek inanıyordu. Ama siz öyle değil. Bizim dediğimizi dinliyorsunuz, dışarı çıkıyorsunuz. Hocamız böyle dedi. Şu kitaplara bakalım bir. Doğru mu yanlış mı? Ha doğruymuş. Eğer bu zat gerçekten evliyaysa, gerçekten evliyaysa, gerçekten alimse sözlerden tabii ki itibar edilir. Hele peygamberse elbette ki itibar edilir. Elbette ki itibar edilir. Onun için imanda tereddüt olmaz. Peygamberlik makamında gelen şeylere yok. İnanmaktan başka çaresi yok. Efendim işte kabirde azabı vardır. Hadis-i şerifte bildirilmiş. Efendim biz bakıyoruz da orada hareket yok. Ya kabirde hareket yok. His var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyorsa bu doğrudur. Cennet vardır diyor. Cehennem vardır diyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Sırat köprüsü vardır. Mizan vardır. Öldükten sonra dirilme vardır. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Efendim ben bunu araştırayım bir. Araştır araştır. Laboratuvara sok. Sok sok. Buna inanmaktan başka çaresi yok. Ha bazıların hatırına geliyor. Diyor ki efendim diyor Allah-u Teala işte gösterseydi. O zaman gördüğüne inanırdın. Gayba değil. Çünkü imanın şartları, altı şartı anlatılmadan önce itikat kitaplarında Mustafa Bey iki şey bildiriliyor. Birisi gayba iman, öbürüsü hubbu fillah, budu fillah. O zaman herkes inanırdı yani. Tabii. İmtihanın ne kıymeti kalırdı? Kıymeti kalmazdı tabii ki. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri inanmaktan başka çaresi yok. Nakil yoluyla anlaşılan yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akılla araştırmaya uğraşmak düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa çabalaya çabalaya ya yıkılıp can çıkar yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyaları harap olur. Akıl da yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunlara alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkes de aldatır. Yani İmam-ı Gazali Hazretleri hepsini aynı şekilde felsefecilerde o cevaplar vermişler. Yani evet. Halletmişler, bitirmişler. Dolayısıyla ahirette azaplardan kurtulmak ancak Muhammed Aleyhisselam'a imanı inanıp tabi olmaya bağlıdır. Onun gösterdiği yolda giden Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşur, sadık kul olmak saadetine erer.
Peygamberlerin büyükleri ona tabi olmayı istemişlerdir. Bu sebeple Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti bütün insanların hayırlısı ve en iyileri olmuştur diye Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında da uzun uzun ayıcıkta anlatmışlar ve bildirmişler. Dolayısıyla efendim, iman etmeden ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadan bir kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'nın himayesinden başka hiçbir himayenin bulunmadığı kıyamette, himayesini aldığı 7 kimseden biri de yalnızken Allah'ı anıp gözünden yaş akan kimsedir. Tedbirini terk eyle, takdiri hüdanındır. Tedbirini terk eyle, takdiri hüdanındır. Sen yoksun o benlikte, her vehm gümanındır. Sen yoksun o benlikte. Tedbirini terk eyle, takdiri hüdanındır. Tedbirini terk eyle, takdiri hüdanındır. Sen yoksun o benlikte, hep vehm gümanındır. Sen yoksun o benlikte, hep vehm gümanındır. Alçalak arzular payı hopa düşmez kol. Alçalak arzular payı hopa düşmez. Sermez ol, hırcoş olayım dersen, galip gibi sermez ol. Alçalak arzular payı hoba düşmez ol. Alçalak arzular payı hoba düşmez ol. Hırcoş olayım dersen, galip gibi sermez ol. Hırcoş olayım dersen, galip gibi sermez ol. Tam ilmihal, saadeti ebediye. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh 2. cildin 68. mektubunda buyuruyor ki, hadis-i şerifte yeryüzünü küfür kaplamadıkça ve her yerde küfrü ve kâfirlik yapılmadıkça Hazreti Mehdi gelmez buyuruldu. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Mehdi çıkmadan evvel küfür ve kâfirlik her tarafa yayılacak, İslam ve Müslümanlar garip olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda Müslümanların garip olacaklarına haber vermiş ve herç fitne zamanında yapılan ibadet Mekke'den Medine'ye benim yanıma hicret etmek gibidir buyurmuştur. İbadetlerin en kıymetlisi ve makbul olunanı, fitnelerin yayıldığı zamanlarda yapılanlardır. Kıyamet günü makbul olanlardan, kurtulanlardan olmak istiyorsanız,
Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği iyi işleri yapınız. Sünnet-i seniyyeye, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna sarılınız. Bu yola uymayan hiçbir şey yapmayınız. Eshab-ı Kehf rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn, her tarafı fitne kapladığı zaman bir hicret yapmakla yüksek dereceye kavuştular. Siz Muhammed aleyhisselam'ın ümmetisiniz. Ümmetlerin en iyisi olan ümmettensiniz. Ömrünüzü lehv ve lab ile, yani oyun ve eğlence ile ziyan etmeyiniz. Çocuklar gibi top oynamakla vaktinizi elden kaçırmayınız. Yavrum, fitnelerin yayıldığı, fesatların çoğaldığı zamanlar, tövbe ve istiğfar zamanıdır. Kenara çekilmeli, fitnelere karışmamalıdır. Mektubattan tercüme tamam oldu. Müslümanlar, Mevdudi ve Seyyid Kutup gibi mezhepsizlerin, sapıkların, din cahillerinin isyana teşvik eden, fitneyi körükleyen, zararlı, uydurma tefsirlerine, kitaplarına aldanmamalıdır. Cihat, devletin, ordunun, düşmanlarla, kâfirlerle, sapıklarla harp etmesi demektir. Müslüman devlet olsun, kâfir devlet olsun, adil olsun, zalim olsun, kendi devletine isyan etmeye, vatandaş kanı dökmeye, birbirine saldırmaya cihat denmez. Fitne fesat çıkarmak denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fitne çıkarana Allah lanet etsin buyurdu. Müslümanlar, devlete karşı isyan etmez. Fitneye, isyana karışmaz. Kanunlara karşı gelmez. Ehl-i sünnet alimleri siyasete karışmamış, hükümette vazife almamış, yazılarıyla, sözleriyle hükümet adamlarına nasihat vermişler, onlara hak ve adalet yolunu göstermişlerdir. Cemalettin Aksarayi Hazretleri. Allahu Teala evliya kullarını diğer kullarının arasında gizlediği, sadece firaset sahibi müminlerin görebildiği gibi vefatlarından sonra da çoğu zaman bu devam eder. Çünkü bugün anlatacağımız Allah dostu Aksaray'da belki önünden yüzlerce kez geçtiğimiz bir manevi hazinedir. Bu bölümümüzde Cemalettin-i Aksarayi Hazretlerini anlatacağız sizlere. Bu büyük veli soy itibarıyla da bir koldan Hazreti Ebu Bekre, bir koldan Hazreti Ömer'e ulaşır. 1389'da Aksaray'da doğar Cemalettin. Cemalettin babasından başladığı tahsiline Amasya'da devam eder. Burada ilmi öylesine artar ki önce Amasya kadılığı gibi pek önemli ve şerefli bir makama, ardından Darül İlim Müderrisliğine getirilir. Daha sonra Amasya kazaskerliği ve bunun yanında binlerce talebe yetiştirmekle değerlenir zamanları. Bir zamanda Konya kadılığına devam etse de o hep gönlünün olduğu şehre, İstanbul'a geri döner. Zincirli ve müselsile medreselerine müderris aranmaktadır o ara. Ve nice büyük alimlerin arasından ilmiyle öne çıkarak bu medresede müderris olarak ders vermeye başlar. Osmanlı Devleti her kurumuyla eşsiz bir imparatorluktur ki bu ehli sünnet itikadının emrettiği şekilde İslamiyete ve onun temeli olan ilme, ihlasa pek kıymet vermesindendir. Bir millet düşünün ki medreselerden dışarıya taşsın sırf ilim öğrenmek için. Cemalettin Aksarayi Hazretleri sokaklara taşan talebelerin her birine yetişir. Dinlenmek zaman kaybıdır onun için. Talep edenlere nice cevherler vermekse en büyük zevkidir onun. Cemalettin Aksarayi Hazretlerinin ilmini ve evliyalığının yüksekliğini göstermesi açısından onun yetiştirdiklerine göz atmak yeterlidir. Molla Fenari Hazretleri gibi büyük bir evliya,
ve Şeyhülislam'ın hocası olması, büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinin ondan feyz almak için Anadolu'ya gelmesi, fakat buna kavuşamaması, bunu pek iyi göstermektedir bizlere. Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri tam manasıyla bir İslam alimidir. Bidat karanlıklarının amansız bir düşmanı, Ehl-i Sünnet'in muazzam bir mücahididir. Kıl kadar ayrılmaz İslamiyet'ten. Resulullah'a duyduğu aşk, onun her haliyle aşık olduğu, sevgililer sevgilisinin halleriyle hallenmesini sağlar. Bir gören nur cemalini aşık olur, ayrılamaz yanından Cemalettin Hazretlerinin. Fakirlerin sığınağı, dertlilerin sırdaşı olur büyük veli. Hayat elbette hayaldir ve büyük imtihandır. Hayatının her anını son anı gibi kıymetlendiren Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri hep ilim ve ibadetle meşgul olur. Nihayet takdiri ilahi hastalanır. Ömrünün son günleri büyük bir hüzün çöker her yanına İstanbul'un. Yetiştirdiği yıldızlar saadet kılavuzu olup yön gösterirler insanlara. Ve artık ayrılık vaktidir. Dahası bir ömür süren bir ayrılığın kavuşma vaktidir. Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri 1389 yılında her şeyin yaratanı olan Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış bir şekilde büyük bir saadetle hakikat âlimi olan ahirete intikal eder. Çok harikulade şeyler yaşanır vefatından sonra da. Çünkü vefat ettiği sırada talebelerinden bir kısmının 3 günlük dersi eksik kalmıştır. Cemalettin Hazretlerinin vasiyeti üzerine kabrine giden bu talebeler öyle şeyler yaşar ve görürler ki bunlar ancak hal sahiplerinin anlayacağı ve yakin bir şekilde kabul edebilecekleri kerametlerdir. Nice evliyaların hocası olan büyük veli Cemalettin Aksaray'ı Hazretleri buyurdular ki: Allahu Teala'ya şükretmek demek, ona iman etmek, ehli sünnet itikadında olup bununla amel etmek, güzel ahlak sahibi olmak ve Allahu Teala'nın dinini insanlara anlatıp bunu yaymaktır. Müslüman nurdur. Etrafına ışık saçar. Müslüman aydınlıktır. Her tarafı aydınlatır. Kader Allahu Teala'nın zorla yaptırması değil, Allahu Teala'nın ezelde bilmesidir. İslam ahlakı. Nifak, münafıklık içinin dışına uymamasıdır. Kalbinde küfür olan kimsenin mümin olduğunu söylemesi dinde nifak olur. Kalbinde düşmanlık olup dostluk göstermek dünya nifakı olur. Küfrün en kötüsü dinde nifak yapmaktır. Hadis-i şerifte Müslümanlara sözleriyle dostluk gösterip davranışlarıyla düşmanlık edenlere Allahü Teala ve melekler lanet eylesin. Ve münafığın 3 alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder, buyuruldu. Böyle kimse, Müslüman olduğunu söylese, namaz kılsa da münafıktır. İnat ve mükâbere, hakkı doğruyu işitince kabul etmemektir. Ebu Cehil ve Ebu Talip, inat ederek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğuna inanmadılar, inkâr ettiler. İnat, riyadan, hıktan, hasetten yahut tamadan hasıl olur. Hadis-i şerifte, Allahü Teala'nın en sevmediği kimse, hakkı kabul etmekte inat edendir, buyuruldu. Hadis-i şerifte, mü'min vekar sahibi olur, yumuşak olur, buyuruldu. Vekar sahibi, dünya işlerinde kolaylık gösterir. Din işlerinde sarp kaya gibi olur.
bir dağ zamanla aşınabilir. Müminin dini hiç aşınmaz. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun tarihi ilçesi Fatih'ten sesleniyorum. Fatih, Draman bölgesinde Fethiye Camii'nin önündeyiz. Hemen sağımızda bir ilkokul var. Maşallah çok canlı kanlı öğrencileriyle beraber Fethiye İlkokulu orası da. Burası İstanbul'un fethinden önce manastır idi. Pammakaristos Manastırı. Ancak bu kadar telaffuz edebildim efendim. Türkçe ses uyumuna denk gelmeyince birkaç defa da hatta talim ettim kendi kendime ama bu kadar edebildim. 1292-1294'lerde yapıldığı kayıtlı. Yaptıranı İmparator 8. Mihail'in yeğeni Protoratos. Onda o kadar söyleyebildik. Fetih'ten sonra da Hristiyanların elinde olmaya devam etti. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u aldığında 29 Mayıs 1453'te Ayasofya'ya girdiğinde atıyla girmedi. Hiçbir Müslüman komutan da böyle bir atla gidip bir ibadethaneye girmemiştir. Fatih de girmedi. İstanbul'u fethetmişti. Girseydi kim ne diyebilirdi? Bütün Bizans halkı kafasını yere eğmiş, şunların kellelerini vurun emrini bekliyordu. Halbuki Fatih Sultan Mehmet Han öyle yapmadı. Başlarınızı kaldırın yukarıya. Bana bakın. Bugünden sonra sizler benim tevamsınız. Kimse sizlere zarar veremeyecek diye onlara güzel bir garanti verdi. İnsanlar inanamadılar. Yani biz öldük de acaba böyle bir ahiret hayatından böyle bir şeyle karşılaşıyoruz diye. Hani derler ya kendi kendini çimdiklerde uyarmak için falan. Öyle bir şaşkınlığa düştüler. Ve Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'yı fethin hakkına, kılıcın hakkına ve inançlarımıza göre Ayasofya'yı, şehrin en büyük camiini hükümdar olarak, komutan olarak camiye çevirdi. En büyük kilisesini camiye çevirdi. Başkalarına da hiç dokunmadı. Hiç. Bu da dahil. Fethiye de dahil. Şimdi Fethiye adını işte Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti de ondan dolayı bunun adı Fethiye oldu deniyor. Semte de onun için öyle diyorlar. Hayır, hayır. Alakası yok. Ondan hiç alakası yok. Niye olduğunu da biz size ilerleyen dakikalarda niye Fethiye dendiğini anlatacağız. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethindeki gösterdiği adaletten bahsetmem gerekiyor. Ve dedi ki isteyen istediği yere gidebilir. Korkmayın. Biz sizi burada mecbur tutmayacağız. Bizi istemeyen buradan rahatlıkla gidebilir. İsteyen dükkanını, tezgahını açsın, işine devam etsin. Hiçbir külfet yoktur, hiçbir angareye yoktur size dedi. Bir kısmı gidelim, biz artık burada durmayalım dediler. O zamana kadar kendilerine böyle çeşitli şekillerde Müslümanları anlatan kendi büyüklerinin o korkunç hikayelerin tesiri altında kalarak gitmeye kalkıştılar. Hay hay buyurun gidin dedi. Ama bir kurtuluş akçesi ödeyeceksiniz. Kurtuluş akçesinde ödeyenler gittiler. Gittiler. Fatih Sultan Mehmet Han dedi ki orada kalan, İstanbul'da kalanlara bakın dedi bu kadar cemaat gitti. Kiliseleriniz boş kalıyor.
Bu kiliseleriniz yıkılacak, harabe olacak, virane olacak, hayvanlar dadanacak, uygunsuz insanlar yangınlar çıkaracak. Bunları eğer müsaade ederseniz biz camiye çevirelim. Yapıyı zaten hiç bozmuyoruz. Onlar da hay hay efendim dediler. Patrik de buna razı oldu. Patrik Genadios o zamanlar. Razı oldu ve 20 tane kiliseyi Fatih Sultan Mehmet Han onların rızasıyla camiye çevirdi. Bu gene yok. Bu gene manastırla devam ediyor. Evet. Ayasofya tabii merkezi kilise olduğu için Patrikliğin de merkeziydi. Bütün papazların orada yerleri vardı. İşte çalışma yerleri, toplantı yerleri, ayin yerleri falan filan. Kiliseden ayrıca. Bunlar Fatih Camii'nin bugünkü bulunduğu yere, orada da Bizans İmparator sülalesinin mezarları vardı. Böyle bir hanedana ait mezarlıklar gibiydi. Orada bir iki sene kadar kaldı Patriklik. 1455 senesinde de buraya nakli oldu. 1455'te Patriklik. O zamana kadar burası Hristiyanların Havariyun Kilisesi idi. 1455'e kadar. 1455'ten sonra 1586'ya kadar, yani 3. Murat Han burayı cami olarak kullanıma açıncaya kadar 136 sene burası patrikhane oldu. Peki 1586'dan sonra ne oldu? Patrikhane bugün Fener'deki patrikhane binası olan yere taşındı. İstanbullu kimselerin bazılarında şu hata olabiliyor. Buradan bakıldığında kırmızı kilise görünüyor yukarıda tepede. Yani Fener Erkek ve Rum Kilisesi denilen yer görünüyor. Orayı patrikhane zannediyorlar. Hayır, orası değil. Aşağıda Balat'ta Fener Rum Kilisesi var, patriğin bulunduğu yer. Oraya taşındı. O gün bugün de birçok olaylar geçmiş olmasına rağmen Osmanlı Devleti olsun, sonra Cumhuriyet İdaresi olsun, patrikhaneyi kapattım arkadaş, çıkın gidin buradan demediler. Demezler de ecdadımız. Hiçbir dini yapıyı böyle değiştirmedi. Kiliseleri niye camiye çevirdi? Bakım lazım efendim. Yani sen bak ama içine gelen cemaati olmasın. Cami olunca ne güzel bakılmış. Kaç tane böyle 20 tanesi hala duruyor. İçinde de namaz kılınıyor. Onlardan birisi de bu değil. Bu 21.'si. Şimdi biz tabii bu okul çocuklarının sesleri belki sizi biraz daha fazla rahatsız etmeye başladı. Girelim de bu caminin içinde geri kalan anlatacaklarımızı sizlere sunmaya çalışalım efendim. Şu anda Fethiye Camii'nin harim kısmına girdik. Boydan boya, bir manada kıbleye doğru dersek tabii eski yapı kilise olduğu için kıbleye göre diye ayrıca bir belirtmek istedim. 5 sahından ibaret ve 4'er 5'er paye, bazısı 4 bazısı 5 paye olarak efendim yapılmış ve üzerleri kemerlerle birbirlerine bağlanmış ve çapraz tonozla yapılmış. Kiliseyken çapraz tonoz var mıydı bilmiyorum ama daha sonra bu camiye çevrildikten sonra oradaki o tonozlar çapraz tonoza çevrilmiş olabilir. Belki bazı yerleri yıkıldı, ondan sonra yapılırken çapraz tonoza döndü. Şimdi şunu belirtmek istiyorum ki patrikhane Ayasofya'dan Fener'e ininceye kadar 3 adımda indi. Birer adımda efendim başında var. 4 adımda indi. Hiçbir zaman devletin zoruyla inmedi. Devlet demedi ki siz burayı buraya taşıyın. Fatih Camii'nin oradaki mezarlıkların bulunduğu yerde olan patrikhane oradan taşınınca Fatih Sultan Mehmet Han o zaman Fatih Camii'ni yaptırdı oraya. Buraya taşınmasıyla o sene aynı ama devlet zorlayıp da hadi bakalım siz burayı boşaltın da biz buraya bir cami yapacağız deseydi ayıp olur muydu? Olmazdı. Buna rağmen İstanbul'u fetheden kumandan dahi böyle bir emir vermek istemedi dini konularda. Buraya çok dikkat etmek lazım. Bugün bile nice insanlar var ki
Bizans İmparatoru izli konsülleri niye topladı efendim? Kendi ateşperestliğinden birçok şeyleri Hristiyanlara sokuşturmak için topladı. 16 tane İncil vardı, dövde indirmek için topladı. İmparator buna ne karışır efendim? Ama o karışıyor. Bizim devlet başkanımız ise Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'u bizlere hatıra bırakan, hiçbir zaman böyle bir yola gitmedi. Ve işte burası 136 sene tam efendim patriklik merkez oldu. Ondan sonra da aşağıya indi. Peki burada bu kısım, ondan sonra camiye çevrildiğinde 1585'lerde 3. Murat Han zamanından. Sonra ne oldu? Sonrasını da söyleyelim müsaade ederseniz. Burası daha sonraki yıllarda, bilhassa 1900'lü yılların birinci çeyreğinden sonra burası hiçbir bakıma alınmadı. Hatta 1940'lı yıllardan itibaren 1952'ye kadar en az 12 sene, belki daha aşağısı var. Yani 20 sene falan diyebiliriz rahat bir şekilde. Burası İstanbul'da o zaman atlarla seyyar satıcılık yapanlar vardı. Atı olmayan fakirler de arabalarıyla yapardı. Bazıları da merkepleriyle yapardı. Efendim ciğerciler, yoğurtçular da işte sopaları omuzlarına asarlar, onlarla yaparlardı. İşte o dönemde, yani itme arabalar, iki tekerli, üç tekerli, dört tekerli neyse veya hayvanlarla satış yapanlar, hayvanlarını getirip buraya bağlarlardı. 20 sene efendim. Burası o üç tekerli arabaların, dört tekerli arabaların garajı, el arabalarının efendim, seyyar satıcıların ve hayvanların da ahırı şeklinde muhafaza edildi. Üçüncü Murat Han'ın camiye çevirdiği yer yine onun torunları tarafından maalesef, ki o dönemlerde belki camiye gelen cemaat daha fazlaydı, maalesef böyle işler için kullanıldı. Yani daha da uygunsuz şekillerde kullanıldı. Hemen yanında bitişinde şu duvarın ardında, bura açıktı efendim, sahın devam ediyordu. Ardında bir mozaik müzesi Kültür Turizm Bakanlığımız orada kurdu. Senelerdir devam ediyor. Ben bilirim, yabancı turistler buraya ellerinde kitaplarla gelirler, oralara bakarlar, ederler. Efendim bir mozaikler de orada, duvar mozaikleri var. Çeşitli resimler mevcut. Biz tabii oraya için bir çekim düşünmediğimizden sadece camiler serisinden olarak burayı çekmeyi düşündüğümüzden burayı anlatıyoruz. Oraya ait bilgi de efendim orada çeşitli ikonalar var. Bu ikonalar zaman içerisinde tamir olmuş, onu yapmış, bunu yapmış falan. Şimdi Hristiyanlıkta ikonizm yokken böyle resimler yok. Ayasofya'nın yapıldığı 550 yıllarında da 551'de de miladi ikonizm Hristiyanlıkta yok. Efendim Fatih Sultan Mehmet Han aldığında oradaki ikonaları kapattı da, Henry Pros geldi de onları meydana çıkarttı da, veya başka birisi efendim Gaspar Fossati çıkarttı da denirse bu hilaf-ı hakikat olur. Osmanlı bunlarla uğraşmadı efendim. Yapının, taşın, kubbenin ne kabahati var? Siz camiye tahsis edersiniz, namaz kılınır. Kiliseye tahsis ederlerse orada da ayin yapılır. Şimdi buradaki Fethiye denmesinin sebebi, Fethiye Camii denmesinin sebebi, 1586'larda Osmanlı Devleti hudutlarının en büyüğüne erişti, en uzununa erişti. 20 milyon kilometre kareyi Osmanlı toprağının büyüklüğü geçti. 20 milyon kilometre kareyi geçti ve o dönemde işte Azerbaycan topraklarında büyük bir zafer kazanıldı. İşte bu zaferi ben sizlere anlatacağım ama yönetmen artık sürenin sonuna geldik diyor. Bu zaferi de anlatmazsam, bu Fethiye Camii'ni anlatmam askıda kalabilir. Boşta olur. Niye Fethiye Camii, niye 3. Murat Han? Onu anlatacağım ama bundan sonraki programa kadar lütfen sabrediniz. Hoşça kalın efendim.